Evet hocam, son zamanlarda aşırı yağışla beraber seller ve heyelanlar oluşuyor. Bunun nedenleri nedir acaba hocam? Evet, bunun nedenleri başında biliyorsunuz geçen senelerde Çaykur bir tamim yayınladı. Çay alanlarının yenilenmesi çalışmasına başlatıldı. Bu tamimden sonra bütün üreticilerimiz, çay üreticilerimiz, köylülerimiz çaylıklara yeniden ruhsat verilecek diye Havabam çok aceleceyle tekniğine uygun olmayan bir şekilde çaylıklar tesis etmektedirler. Nasıl tesis etmektedir efendim? Zaten bizim arazimiz %45'e dayalı, 45'in üzerinde tarımsal faaliyetlerin çok zor olduğu bir eğime sahip arazilere sahibiz. Bu eğimli arazilerde hiçbir tedbir almadan, setleme, teraslama yapmadan sanki tarlaya eker gibi tohumu ekerek çaylıklar tesis edilmektedir. Benim burada Çaykur'dan özellikle istirhamım bu gibi tesis edilmiş çaylıkların ruhsat verilmemesidir. 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda bölgemizde ilk çay tesis edilirken devlet kontrolü altında yapılmaktaydı ve devlet yetkilileri gelip tesis edilen çaylıkların tekniğine uygun olup olmadığına karar verip daha sonra onlara ruhsat veriliyordu. Şimdi bu tip çaylıklar özellikle yapıldığı sürece sel felaketleri artmakta. Zaten topraklarımız kil oranı yüksek, tabanı sert olduğu için bu yağmurlardan hemen kayıp gitmektedir. Düşünebiliyor musunuz? 1 santimetre toprağın 100 yılda meydana geldiğini düşünürsek, Cenab-ı Allah'ın bize bahşettiği bu toprakları kendi ellerimizle sellere teslim ederek denizlere göndermekteyiz. Şimdi burada da yanlış bir uygulama olmuş. Yeni yapılan bir çaylık, güzel bir tarıma katılacaktı ama tekniğine uygun olarak yapılsaydı, teraslama yapılsaydı bu felaket olmayacaktı. Hem devlete zarar hem kişilere zarar. Sadece burada değil, Rize ve yöresinde bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Özellikle tekniğine uygun olmayan bir şekilde çaylıklar tesis edilmektedir. Bu çaylıkların ruhsatlandırma verilmemesi gerekiyor. Bu çaylıklar yapılırken devletin kontrollü şekilde yapılması lazım. En iyi çeşitlerle, fidelerle çay tesis edilmesi ve mutlak surette teraslamanın yapılması lazım. Bir ikincisi de her çay teraslarının kenarlarında akasya fidanı dikmemiz lazım. Artık seller, Türkiye, Rize yöresindeki sellerin nedenlerine baktığımız zaman bir tanesi yanlış tarımsal uygulamalar, bir diğeri de mevcut orman bitki örtüsünün yok edilmesi, bir üçüncüsü de yapılaşmadan kaynaklandığını görüyoruz. Ama en büyük nedenlerden bir tanesi hem orman örtüsünün yok edilmesi ve yanlış teraslamaların uygulanmadan yapılan çaylıklardır. Ve bizim kestiğimiz o akasyalar var ya, hem hayvan yemi olarak kullanıyorduk hem de toprağı en iyi şekilde tutan bir orman bitkisidir. Mutlak surette yeni yapılan çaylıkların aralarına akasya fidanının dikilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bu bir milli servet, kaybolan bizim değerlerimiz, kaybolan toprağımız, yazıktır diye düşünüyorum. Evet. Yani burada şimdi hem de yol kapanmış, bir mahallenin yolu burası, gördüğün gibi bir mahallenin yolu. Yol olsaydı felaket diye basın mensupları bunu büyük bir kayda geçerdiler ama mahallenin yolu. Ama en büyük sebebi de işte yanlış